İyi akşamlar sevgili seyirciler. Ben Doktor Erdal Ünal. Bir Sağlık Olsun programında da karşınızdayım. Bu akşam konuğum Balıkesir Devlet Hastanesi doktorlarından psikiyatri uzmanı, uzman doktor Sayın Umut Karasu. Umut Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Umut Bey'le geçen dönem sanırım iki kez program yaptık. Evet. İlk geldiği aylarda. Sevgili seyirciler, Umut Bey Balıkesir Devlet Hastanesi'nde yeni kurulmuş bulunan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hekimi şu an. Bu merkezinde faaliyete geçiren ve aktif hale geçiren hekim, yanlış söylemediğimi umarım. Sanırım Toplum Ruh Sağlığı Merkezi siz gelmeden önce, sanırım belki demeyeyim de daha doğrusu ben de biliyorum, açılmıştı, fiziksel olarak açıktı. Evet. Ama şu an yaptığı, yapması gereken hizmetleri daha veremiyoruz. Çünkü orayı aktif hale getirecek, oradaki organizasyonu yapacak birine ihtiyaç vardı. Siz gelince biraz da gönüllü olduğunuz için ve bu işi daha önceden bildiğim kadarıyla da gelmiş olduğunuz Van'da da yaptığınız için severek kabul ettiniz ve sizinle beraber bu merkez aktif hale geldi ve şu an çok güzel hizmetler yaptığını biliyorum. Onların ayrıntılarını şimdi epey bir zaman da geçti tabii. Süre geçti. Son yaptığımız programdan sonra onları konuşacağız. İsterseniz önce Toplum Ruh Sağlığı Merkezi nedir? Evet. Ülkemizde bu merkezler ne zaman aktif hale geldi? Bunun tarihçesi, ülkemizdeki tarihçesi ve dünyadaki tarihte, dünyada daha önce dayanan bir geçmişi var bildiğim kadarıyla. Tarihçesinden bahsedelim ve o şekilde başlayalım. Buyurun. Önce iyi akşamlar dileyelim. Geçmiş Kurban Bayramı'nı kutlayalım. Evet. Onu bütün izleyenlerimizin Cumhuriyet Bayramımızı, iki güzel bayram arka arkaya geldi. Evet, Kurban evet. Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı hepsini, ikisini de dediğiniz gibi kutlayarak başlayalım. Kutlu bu güzel olsun. Bir giriş oldu gerçekten. Evet, evet. Şimdi tabii Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, burada daha önceki programlarımızda da konuştuk. Böyle kısaca özetleyecek olursak, kronik ruhsal hastalığı olan, böyle psikiyatrik rahatsızlığı olan ve kronik olan hastaları hani bugüne kadar bilinenlerden, belki son dönemde bilinenlerden farklı bir şekilde, sadece poliklinik ya da servis ortamında değil, onları hani ilacın dışında rehabilite ederek, farklı uğraşı tedavileriyle, farklı bir takım yaklaşımlarla, rehabilitasyon programlarıyla ve işin en önemli boyutu toplum içerisinde, yani izole ederek değil, toplumun içerisinde bir şekilde rehabilite etmeyi amaçlayan kuruluşlar. Sağlık Bakanlığımızın 1,5 yıl önceki projesiydi. Son derece güzel, son derece insancıl, hastalar için son derece faydalı bir proje. 53.sü açıldı yakın bir zamanda. Aslında sayılarına yetişemiyoruz. Çok hızlı bir şekilde açılıyor. Ve çok yakın bir zamana kadar belki işlevleriyle alakalı biraz kafa karışıklığı olmasından ötürü, halkın tam anlamıyla böyle merkezleri bilmemesinden ötürü tam oturamamış kuruluşlardı. Ama gerek başhekimliklerin, gerek işte sağlık müdürlerimizin böyle bu çok büyük çabalarıyla ve meslektaşlarımın böyle gururla söylüyorum. Meslektaşlarımın çok böyle olağanüstü çabalarıyla şu anda artık Türkiye'de çok tanınır, böyle elle tutulur hale geldiler bu kurumlar. Ve şu anda sayıları hızla artıyor. Tarihçesine baktığımız zaman dediğim gibi bizim ülkemizde 1,5 yıllık bir tarihi var. Aslında ilk pilot bölge uygulaması bundan 6 yıl önce Bolu'da başlamıştı. Ancak evet, bir pilot uygulamaydı. Sonrasında hayata geçmesinde bir takım sıkıntılar oldu. Derken 1,5 yıl öncesinde, önce işte bir bizim depo hastane diye tabir ettiğimiz hastanelerin olduğu yerlerde, Manisa, Elazığ, İstanbul, Bakırköy'e yakın işte bu Zeytinburnu Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile birlikte başladı. Ve 1,5 yıldır çok hızlı bir şekilde Türkiye'nin neredeyse bütün illerinde birer tane Toplum Ruh Sağlığı Merkezi açıldı. Dünyadaki tarihi tabii çok daha eskiye dayanıyor. Yani ilk çalışmalara baktığımız zaman 70'li yıllarda İtalya'da ortaya çıkmış bir proje. O zamanlar bir mavi hat projesi diye hayata geçmiş. Mavi hat böyle hastaların özgürlüğünü, hastaların bağımsızlığını simgeliyor. Mavi hat nereden çıkmış? öyle bir hastalarla beraber çalışırken ortaya çıkmış böyle bir sembol. Yani Trieste'de hatta mavi hat projesi diye ortaya çıkmış dediğim gibi. Trieste'de bir psikiyatrin ortaya çıkarttığı, işte bunu kavramsallaştırdığı bir projeyle birlikte ortaya çıkıyor. Ve onun sonrasında önce Avrupa ülkelerinde uygulanmaya başlanıyor. Dediğim gibi bizde çok iyi niyetli çabalar olmasına rağmen bizim belki bu özgün kültürel koşullarımızdan kaynaklanan
Hastaların biraz böyle daha öncesinde işte psikiyatrik hastalıkların ayıplanacağı endişesiyle müracaatının biraz daha böyle eksik olması, kısıtlı olması nedeniyle bir türlü hayata geçmemiş. Ancak 5-6 yıl öncesinde önce Bolu'da sonrasında 1,5 yıldır da Türkiye'nin her tarafında ortaya çıkan bir proje. Kronolojisi bu. Aslında sunularımda kullanmayı çok seviyorum. Yani 70'li yıllarda Avrupa diyoruz ama daha da böyle çok eski geçmişine baktığımız zaman karşımıza muhteşem bir Osmanlı projesi olarak çıkıyor bu toplumsal sağlık merkezi projesi. Edirne'yi gezenler mutlaka görmüşlerdir. İkinci Bayezid Külliyesi vardır orada. Muazzam bir yapıdır. Ve 15. yüzyılın sonlarına doğru açılmış bir yapıdır. İkinci Bayezid Külliyesi. Avrupa, bugünkü modern Avrupa 15. yüzyılda bizim psikiyatrik hastalarımızı içine cin girdi, şeytan girdi, cadı girdi, işte tehlikelidir, ölümcüldür vesaire diye ateşlerde yakarken bizim Osmanlı 2. Bayezid Külliyesi'ni yaparak hastalarımızı orada fıskiyeler eşliğinde suyla, sazendelerle, sazlar eşliğinde tedavi etmiş. Hani bir akıl hastalığı olan, o şekilde kronik akıl hastalığı olan şizofreni hastaları için düşünün, tek bir hasta için mesela 10 kişilik bir sazende grubu saatlerce konser verebiliyor. Bizim o dönemde bir Osmanlı'nın o müziğinin sınıflandığını görüyorsunuz. Depresyon için yapılan müzik ayrı, bir şizofreni hastası için yapılan müzik ayrı. O şekilde müziklerle, yeşil alan tedavisiyle, bugün mesela herbal terapi özellikle Avusturya'da çok gelişkin bir yöntem. Dağ başlarında böyle yemyeşil alanlar yapıyorlar ve onların etrafına yaptıkları küçük kulübeler. Ama o kulübelerin içleri dahi böyle yemyeşil, çiçeklerle dolu. Herbal terapi diyorlar, bütün dünyaya pazarlıyorlar. Ancak bunu biz 15. yüzyılda yapmışız. O dönemde külliyenin etrafına, içine yapılan kocaman parklar, bahçeler, dediğim gibi fıskiyeler, o fıskiyelerin sesleriyle mesela bu hastaları rehabilite etmişiz. Aslında kronoloji diyeceksek 70'li yılların İtalya'sından önce ta o 15. yüzyılda o bizim kültürümüz olan o Osmanlı'ya bir dönüp oraya götürmek gerekiyor. Peki bunlar değişik kitaplarda, yayınlarda veya o döneme ait şeylerde vardır mutlaka kayıtları. Ama tabii ki var. Tabii belki bizim o dönemdeki sıkıntımız bunları işte dünyaya tanıtamamış olmak veya daha sonra aslında Osmanlı döneminde yapılan muhteşem şeyler var tabii. Bunların bir dönem belki tam anlatılamamış olması. Ama şimdi yavaş yavaş gördüğüm kadarıyla her üniversitede değişik kürsüler kurulmakta. Tarihle ilgili çok, değil mi? Kürsülerde yetişen çok değerli bilim adamları da var. Evet. O dönemleri daha güzel irdeliyorlar, daha güzel ortaya çıkarıyorlar. Yabancı kaynaklar tabii bizden belki daha iyi araştırmışlar bazı şeyleri. Bunlar insanlar için üzücü ama evet, ama çok güzel bir şey. Tabii ya, bu 15. asırların sonlarına doğru Edirne'de yapılan bu olay diyorsunuz. 1990'ların 70'lerin İtalya'sında yapılandan çok daha önce düşünülmüş ve çok daha güzel düşünülmüş bir terapi merkezi olarak varmış. Bunu da öğrenmiş olduk. Aslında bu tarz merkezler biraz sonra bahsedeceğiz. Biraz da bu tarz hastaların toplum dışına itilmesinin çözüm olmamasından da kaynaklanıyor. Çözüm olmadığından da kaynaklanıyor, değil mi? Çünkü sadece ilaçla, sadece kişileri ilaçlarını vererek evine göndermekte veya hastanede yatırarak daha doğrusu, o bildiğimiz kliniklerde bazı hastalık grupları tam düzelmiyor. Halbuki burada amacınız anladığım kadarıyla bu kişileri belli aktivitelerle aileleriyle de beraber daha topluma kazandıracak şekilde üretken hale getirerek kazanmak ve toplum dışına itmemek mi? Yani kısaca onu bir isterseniz amacın ne olduğunu anlatmaya çalışalım. Kısaca bu nereden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Niye duyuldu ve şu an sizin merkezin veya bakanlığın böyle merkezler açmasındaki amaç ne? Evet. Şimdi tabii psikiyatrik hastalıklara baktığımız zaman hani kabul etmek gerekiyor ki beyin muazzam bir organ. Yani beyin hastalıklarıyla alakalı, beynin hastalıklarıyla alakalı hala çok fazla bilinmeyenimiz var. Geçmişte tıpta yaşanan belki en büyük çaresizlik o. Hani çözmeye çalışıyorsunuz, tam anlamıyla çözemiyorsunuz. Daha doğrusu sadece ilaçla çözemiyorsunuz. O zaman böyle bir farklı, böyle yapay arayışlara giriyorsunuz. Daha önceki programlarımın birinde sanırım anlatmıştım.
Mesela Amerika bu işi nasıl çözmeye çalışmış? Bakıyorsunuz hani her gün sokak ortalarında böyle onlarca cinayet işlenirken bir şizofreni hastasının hani yılda bir defa işte bir memlekette ortaya çıkmış bir şizofreni cinayeti o cinayetlerden çok daha fazla infial yaratabiliyor. Hı hı. Hani biz ne yazık ki şizofreni hastalarına özellikle bu kronik psikiyatrik hastalığı olan bütün gruplar için böyle ama özellikle şizofreni hastalarına yani bir yerlere zarar vermedikten sonra hani kendine ya da etrafına zarar vermedikten sonra görmüyoruz, bilmiyoruz. O yüzden o tür bir olayla birlikte bir infial haline giriyoruz. Evet. Amerika bu işi o yüzden şey olarak çözmeye çalışmış bir dönem. Hadi bunları şehir dışına izole edelim. Hı hı. Her türlü konforu sağlayalım. Şehirden 30-40 kilometre ötede hemşirelerini de verelim. İşte haftada bir doktorları da gelsin. Böyle psikiyatri köyleri kuralım. Evet. Yemeğin en güzelini veririz. İşte hayatın en konforlusunu sunarız. Ama toplumdan dışlansınlar. Bu tabii psikiyatristler tarafından çok ciddi bir tepkiyle karşılandı. Bu kadar bu öyle ciddi bir ötekileşme, öyle bir ciddi damgalama ki hani bir psikiyatri hastasının herhangi bir dahili hastasından hani çok büyük bir farklı yok. En azından şey anlamında söylemek gerekiyor bunu. Hani yapılmış çalışmalarda şiddet uygulama davranışı, etrafına yaklaşımı konusunda diğer hastalardan çok farklı değil şizofreni hastası ya da işte depresyon hastası, obsesyon hastası, bilmem işte bir bipolar afektif bozukluk hastası. Bu hastaların sadece belli dönemlerde biraz daha agresif olduğunu biliriz ve tedaviyle de bu süreçlerin önüne geçilebildiğini biliriz biz. Hı hı. Fakat bugüne kadar ilaç dışında herhangi bir alternatif yaklaşım çok yaygın olarak kullanılmadığı için bu hastaları izole edelim, bizden uzak olsunlar, konforlu bir hayat sürsünler, gidebildiği kadar gitsin gibi bir anlayış sergilenmiş. Hı hı. Oysa 70'li yıllardan sonra dediğim gibi Avrupa'da başlayan bir akımla sonrasında 90'lı yıllarla birlikte böyle bütün Avrupa'ya yayılan anlayış bu hastaların uğraşı tedavileriyle, grup terapileriyle, bir takım böyle grupsal çalışmalarla, aktivitelere yönlendirilmeleriyle bu hastaların herhangi hastalığı olmayan insanlar gibi, hepsi için konuşmuyorum ama çok büyük bir kısmının hani mesleki bir takım faaliyetleri sürdürebildikleri, kendilerine yetebilecek aktiviteleri gerçekleştirebildikleri ki bunlar içerisinde yemek yapmasından tutun evdeki işlere yardımcı olmaktır. Ne bileyim işte bir kendi banyosunu yapmak, işte bir başkasıyla diyaloğa geçmek, arkadaşlık kurmak vesaire gibi işlerin pek çoğunu yapabildiğini gözlemiş psikiyatristler. Bu aslında oradan ortaya çıkan bir ihtiyaç. Yani bu insanlar sizin gibi, bizim gibi hayatlarını çok daha sağlıklı, çok daha doğal bir şekilde sürdürebilirler. O yüzden biz bu insanları topluma katalım. Nasıl ki bir böbrek hastası, bir karaciğer hastasını biz dışlamıyoruz. Bu insanları da, bu hastaları da toplum içerisine katıp, toplum içerisine rehabilite edip, hatta ve hatta, belki birazdan konuşacağız onu, toplumsal sağlık merkezleri onları da yapacak, bir iş bulalım. Devlet olarak biz bu insanlara iş verelim ve devletin şu anki en önemli çabalarından bir tanesi de o. Yani biz bu hastaları alıp sadece tedavi etmiyoruz. Bu tedavinin bir boyutu sadece bizim yaklaşımımızın. Bu hastaların rehabilitasyon süreci bittikten sonra, bu hastaların öz bakım becerileri kazandırıldıktan sonra, bu hastaların işte ne bileyim o izolasyon halleri ortadan kaldırıldıktan sonra, çevreye karışmayı öğrendikten sonra hani bir yerlerde işe başlaması, bir yerlerde bir işini sürdürmesi amaçlandı. Devlet tarafından bunlar aslında madde madde yönetmelikte, toplumsal sağlık merkezinin yönetmeliklerinde yer almakta. Yeni yeni bazı şeyler ete kemiğe bürünmekte. Ama temel ihtiyaç sorunun başına dönecek olursak bu insanları eve kapatmamak. Hele hele böyle işte bu eski depo hastaneler diye bilinen Manisa, Bakırköy gibi hastanelere böyle kapatıp yıllarca orada vakit geçirmelerini engellemek. Bir şekilde aileleriyle birlikte, çevreleriyle birlikte bir uyum halinde ve hastalıklarıyla beraber yaşamalarını sağlamak. Toplumsal sağlık merkezlerinin temel amacı o. Bu. Tabii dolayısıyla da hastanelerdeki psikiyatri kliniklerinden, polikliniklerinden daha farklı bir yapıya sahip gördüğüm kadarıyla. Tabii ki. Hem çalışan personel olarak hem fiziksel ortam olarak değil mi? Evet. Kısaca ondan da bahsedelim. Tabii hastanelerin, her hastanenin yataklı tedavi kurumlarında belli bir yatak sayısından sonra psikiyatri klinikleri var. Poliklinik var. Bunlar yatak sayısı tabii hastane hastaneye göre değişiyor. Ama toplum ruh sağlığı merkezi dediğimiz olay bunların dışında bir yapılanma değil mi?
Kesinlikle. Nedir yapılanması özet olarak? Şöyle, polikliniğe giden bir hastamız ne yapar? Kabaca sorduğunuz zaman bir hastamıza ne yaptın dersiniz? Gittim, ilacımı yazdırdım. Doktoruma azıcık sıkıntılarımı anlattım. Doktor belli önerilerde bulundu. İlacımı yazdı. İşte daha da zaman ayırabildiyse, çok yoğun çalıştığı için arkadaşlarım, ben o kadarını da bazen ayıramıyorlar ama bir yan etki kontrolünü yaptı. İşte kollarında kasılma var mı, salyası aktı mı, bilmem saçı döküldü mü gibi yan etki kontrollerini yaptı. Ondan sonra da beni gönderdi der. Yani kabaca bir poliklinik ortamında yapılan o. Onlar servis ortamı için, yani bu tür hastalarımız ya çok fazla işte hezeyan dediğimiz, işte aşırı şüphecilik, aşırı alınganlık, böyle her şeyden kuşkulanma, belli takıntılar yaşama, saplantılı düşünceler gibi şeyleri çok arttığı zaman yatırılıp orada bir kriz müdahalesi yapılır hastalarımıza, onlar geçirilsin diye. Ya da bir başka daha yoğun olarak yatma gerekçesi hastamızın, servise niye yatar? Hastalığı nedeniyle işte saldırganlaşmıştır, çok öfkelidir, ailesine şiddet uygulamaktadır, çocuğuna şiddet uygulamaktadır, engelleyememektesinizdir. O öfkeyi dizginleyebilmek için, o öfkenin tedavisi için servise yatar. Hani belli bir süre biraz uyku veren, sinirini giderici ilaçlarını alır. Bireysel bir tedavi olur ve çıkar. Bizim işimiz aslında tam da o noktada başlar. Biz poliklinikten ve servisten hem farklı bir iş yapıyoruz, hem de onların yaptığı işi aslında tamamlayıcı bir iş yapıyoruz. O dişlinin çok önemli çarklarından bir tanesiyiz. Şimdi bu hasta dışarı çıktıktan sonra başlıyor aslında esas sıkıntı. Onun sorununu çözdük. Şimdi şöyle düşünün. Bu hasta o dönem yaşadığı krizle yüzleşti. Çocuğuna saldırdı, ailesine saldırdı. Ortaya çıkabilecek sorunları düşünün. Onları yaptığını hissediyor. Onunla alakalı bir yüzleşme süreci. Hemen peşinden bir suçluluk duygusu. Aileme şunu yaptım, çocuğuma şunu yaptım. Bir boyutu bu. Çıktı, servise yattı, psikiyatri servisine, bir damgalanma korkusu. Komşular benim işte tırnak içerisinde böyle değil ama hani toplumdaki algı belli noktalarda hala öyle. İşte benim deli hastanesine yattığımı, deli servisine yattığımı düşünecekler. Biliyorlar. İnsanlar benimle ilgili ne konuşacaklar? İşte ben akıl hastanesine yattım ya da işte psikiyatri servisine yaptım. Ben bundan sonra nasıl iş bulacağım? Çocuklarıma nasıl para kazanacağım? Gibi böyle onlarca, yüzlerce soru. Ve bu hastalarımız genellikle hastalıklarından da kaynaklanan böyle bir içe kapanmışlık yaşarlar. Kimseyle konuşmazlar. Aile mesela anlattığı zaman bize hastalığı, hocam der, 2 aydır 3 aydır odasından dahi dışarı çıkmadı. Perdeler sıkı sıkı kapalı. Kimseyle konuşmuyor. Kesinlikle dışarıya çıkmıyor. Sadece yemeğini alıyor. Çoğu zaman bizden yemek de kabul etmiyor. İşte zehirleyeceğimizi düşünüyor. İşte ona zarar vereceğimizi düşünüyor vesaire gibi. Şimdi o noktada biz bu hastaları aldıktan sonra ilk olarak merkezimizde psikoloğumuz, sosyal çalışmacımız ve hemşiremizle birlikte, tabii ki ben, başlarında ben olmakla birlikte şey yapıyoruz. Yani öncelikle bir fiziki kontrollerini yapıyoruz. Nedir? Boyu, kilosu, işte kan şekeri, kandaki kolesterolü, şu bu, hani bir takım parametrelerini değerlendiriyoruz. Bunlar yapıldıktan sonra dosyasını açıyoruz. O dosya açıldıktan sonra psikolog arkadaşım onun bir psikolojik değerlendirmesini yapıyor. Sosyal hizmet uzmanı, belki işin en önemli boyutlarından bir tanesi, sosyal anlamda bir sıkıntısı var mı ona bakıyor. Nedir sosyal anlamda sıkıntısı? Atıyorum, sosyal güvencesi yok. Sosyal güvencesinin olmadığını oraya not alıyor. Onun dışında çok yoksul olduğunu saptıyor diyelim ki. İşte ailenin yoksul olduğunu, işte ne bileyim düzenli bir maaşları olmadığını, işte özürlü maaşın mesela olmadığını vesaire, onları not ediyor. Onunla alakalı başta işte bir ekonomik boyutu olmak üzere çocuklarıyla alakalı, eşiyle alakalı bütün o sosyal çalışmasını yapıyor. Oradan bir form oluşturuyor, onları not ediyor. Onu yaptıktan sonra ben hepsini toparlayıp onun üzerinden öncelikle bir bireysel terapisini başlıyorum hastanın. Hastayla bir ilişki kurmaya çalışıyorum. Hastaya öncelikle hastalığını anlatıyorum. Hastalıkla alakalı neler yaşayabileceğini, olumlu olumsuz gidişatını detaylı bir şekilde anlatıyorum. Çok kapsamlı bir görüşmeyle birlikte. Sonra biz dört koldan çalışmaya başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Hastayı düzenli olarak, eğer kendisi de isterse, o gün geldiği zaman merkezimizi tanıtıyoruz. Merkezdeki çalışmalardan bahsediyoruz. Birazdan konuşacağız bunları. Hastayı alıyoruz, merkezi dolaştırıyoruz. Eğer gelmek isterse haftanın
5 günü. Ya da hastanın işlevsellik durumuna göre. Hasta bazen çalışmak istiyor, haftanın bir günü gelmek istiyor, iki haftada bir gelmek istiyor. Ama hani işlevselliği kötü olan bir hasta için haftanın 5 günü hastayı merkezimize alıyoruz. Sabah saatlerinde öncelikle hastalarımızın işlevselliklerine göre böyle 10'ar kişilik gruplarla bir grup terapileri var. Grup terapilerine giriyorlar. O grup terapilerinde hasta bir gün önce yaşamış olduğu sıkıntıdan tutun, yan etkiyle alakalı sıkıntısına kadar, ilaçla alakalı sorununa kadar, ilacın yol açtıklarına kadar pek çok sıkıntısını orada dile getiriyor. Grup olarak, hani düşünün siz bir hastalığınız olsa, bir tarafta işte dışarıda beni etiketlerler, damgalarlar diye bir düşünce var. Diğer tarafta sizin gibi hastalığı olan onlarca kişiyle birlikte ve aynı sıkıntıları yaşayan insanlarla birlikte sorunlarınızı paylaşıyorsunuz. Beraber ona çözüm arıyorsunuz. Beraber dertleşiyorsunuz. Bir grup terapisine giriyor. Grup terapisinden sonra her hastamız için ayrı olarak yapılandırdığımız bir rehabilitasyon programımız var. Grup terapisi ortak. Fakat örneğin izolasyonu olan tamamen içe kapanmış bir hasta için psikologlarımızla ve çalışanlarımızla birlikte hastaya 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık olmak üzere farklı farklı rehabilitasyon programları yapıyoruz. Mesela diyoruz ki, tamamen atıyorum adına, Ali Bey şu anda temel sorunu nedir? İçe kapanmasıdır. İnsanlarla görüşmüyor, insanlardan çekiniyor. Bizim 3 aylık hedefimiz Ali Bey'i birkaç tane arkadaş, Ali Bey'e birkaç tane arkadaş edindirmek. Rehabilitasyon programını ona göre yönlendiriyoruz. Mesela oradaki gruplarına alacağımız insanlar kendisi gibi insanlar oluyor. Onlara belli ödevler veriyoruz. Bizim merkezimizde yer alan böyle her hastamızın sorumlusu olan bir vaka danışmanımız, sağlık çalışanımız var. Bu çalışanlarımızla birlikte onların işte aktivitelerini kontrol ediyoruz. Basit bir örnek vereyim mesela. Bir hastamızın en temel sıkıntısı geldiği zaman dışarı çıkamamaktı. Dışarı çıkamadığı için faturalarını ödeyemiyordu. Faturalarını ödeyemediği için sürekli işte cezalı duruma düşüyordu, elektrikleri kesiliyordu vesaire. Bu hastamızı 3 aylık bir süre içerisinde dışarı çıkmaya alıştırdık merkezde, çalışmalarını yaptık. 6. ayın sonrasında hasta bize geldi ve bu çalışmalar sonunda dedi ki ben dedi dün 12 yıl aradan sonra ilk defa bir arkadaşımla dışarıda buluştum ve oturdum parkta kahve içtim dedi. Hı, hayatımın en mutlu anlarından biriydi dedi. Bu böyle bir hasta için. Ya da bir iki dakika arayacağız sonra unutmayalım. Tabii çünkü bir ara vermemiz gerekiyor. Tamam. Sevgili seyirciler kısa bir ara veriyoruz. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili seyirciler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu akşam konuğum olan Balıkesir Devlet Hastanesi doktorlarından psikiyatri uzmanı Doktor Sayın Umut Karasu'yla toplum ruh sağlığı merkezi hakkında konuşuyoruz. Programın başında bahsetmiştik, geçen sene programlarda bahsetmiştik. Umut Bey geldikten sonra Balıkesir Devlet Hastanesi bünyesinde açılmış bulunan toplum ruh sağlığı merkezi aktif hale geldi. Ve Umut Bey ciddi olarak bir özveriyle, büyük bir çabayla biraz sonra da bahsedeceğimiz çok güzel şeyler gerçekleştirdi. Böylece kronik psikiyatri hastalarının aileleriyle beraber, yaşadıkları çevreyle beraber daha aktif, daha üretken ve daha sosyal bir yapıya kavuşması için de ciddi bir hizmet verilmiş oluyor. Evet, Umut Bey biraz önce ara vermek için sözünüzü kesmek zorunda kaldım. Evet, birkaç örnek veriyordunuz, hemen kaldığımız yerden devam edelim. Ya da mesela geçen şeyi anlatma hani önceki bölümümüzde hasta grubuna göre, hastanın kendi rehabilitasyon ihtiyacına göre hani kişiye özel bir tedavi hizmeti planlıyoruz. Hani az önce bahsettiğim bir izolasyonu olan hastanın böyle içe kapanmış, dışarı çıkamayan bir hasta için rehabilitasyon programını ayrı yapıyoruz. Ne bileyim baktığınız zaman daha çok takıntılı düşünceleri çok olan hani bu hezeyan dediğimiz böyle bu olumsuz düşünceleri çok fazla yaşayan hastalar için farklı bir program yapıyoruz. Hastaların her birinin de ilgi alanlarına göre bir takım işte sanatsal faaliyetlerden uğraşı tedavilerine kadar bir takım çalışma yapıyoruz. Hani isterseniz onlardan birkaç tanesini söyleyeyim. Hastalarımızın mesela önemli bir kısmı çok ilgi duyuyor. Resim hocamız var. Resim hocamızla düzenli olarak resim çiziyorlar. El işi hocamız var. Bir takı çalışmaları yapıyorlar. Tabii anmadan geçemeyeceğim. Hastalarımızın bu 7-8 aylık
yapmış olduğu o takı ve resim çalışmalarını biz sergiledik. Bir serginiz oldu değil mi? Evet, sergimiz oldu. Basının da çok büyük ilgisi oldu. Çok teşekkür ederiz. Ama özellikle hastalarım adına, sadece kendim değil hastalarım adına çok teşekkür etmem gereken, atlamamam gereken bir husus. Sayın Vali Yardımcımız, Sayın Sağlık Müdürümüz bizi çok onore ettiler. Geldiler oraya kadar. Hastalarım için inanılmaz bir motivasyondu. Evet. Yani dediğim gibi kendi çok değersiz hisseden, kendini böyle aşağıda gören insanlar için orada bir vali yardımcısını görmek, sağlık müdürünü görmek hakikaten çok büyük bir onurdu. Hepimizi çok onur ettiler, çok mutlu ettiler. Evet. Tabii başhekim beyin çok büyük katkıları oldu. Onu anmadan geçemeyeceğim. Böyle bir sergi düzenledik. Kasım sonuna doğru planladığımız mesela bir müzik çalışması yapıyorlar ilgi duyan hastalarımız. Müzik, küçük bir koromuz konser, var. Koro olacak. Evet, evet. Çok Kasım güzel. Sonuna doğru planladığımız inşallah büyük bir aksilik olmazsa bir konser çalışmamız olacak. Evet. Bizim toplum ruh sağlığı merkezinin hastalarından oluşan bir koro. Onu sergilemeyi planlıyoruz. Bir de bununla ilgili bir toplantı da yaptınız değil mi? Yine basında da çıktı bildiğim kadarıyla bir panel mi, konferans veya bir... Konferansımız biraz daha farklı. Onu bir bölge toplantısı şeklinde toplum ruh sağlığı merkezi bir bölge toplantısı yapacağız. Ama geçen de başka bir toplantınız oldu sizin. Bu yaptığınız faaliyetleri anlatan bir toplantı oldu değil tabii, mi? Tabii. Onları anlatan böyle küçük bir basın toplantımız olmuştu. Onları anlattık. Hastalarımız çok güzel şeyler üretiyor. Sadece onlar değil. Yani hastalarımıza işte o az önce bahsettiğim bu öz bakım becerilerini artırma çerçevesinde işte bir dikiş nakış kurslarından tutun işte ne bileyim bir tiyatro çalışmasına kadar yani belki çok uç olarak görünüyor şu anda işte bir hastalıklı uzun süredir yaşayanlar için nasıldır diye. Ama hastalarımız iki haftada bir drama kursu alıyorlar. Muazzam ilgi gösteriyorlar ve muazzam yetenekler keşfediyoruz. Hiç beklemediğimiz şeyler çıkıyor ortaya. Çok güzel çalışmalar çıkıyor. Bunların her birini inşallah ayrı ayrı çalışmalara dönüştüreceğiz. Onları sergileyeceğiz. Hani onları belki sergilemek şu anlamda çok önemli. Hastalarımızın kendine güveninin gelmesinin yanında toplumdaki o yanlış bakış açısını kırmak anlamında. Anladım, hani bu insanlar da bizim kadar üretebiliyor, bizim kadar yapabiliyorlar. Bunu göstermek anlamında çok çok değerli olduğunu düşünüyorum. Tabii dediğiniz gibi o kişilerin, o rahatsız olan kişilerin kendilerini iyi hissetmeleri ve işte bahsettiğiniz gibi devlet kademelerinde olan kişilerin katılması dolayısıyla o değerli olmaları hissetmeleri kadar toplumun diğer bireylerinin de onların üretken kişiler olduğunu ve eğer iyi bir eğitim verilirse, yönlendirilirse normal bireyler gibi çok güzel şeyler üretebildiğini de göstermek açısından çok anlamlı gerçekten. Kesinlikle öyle. Bir dışlanmayı da ortadan kaldıracaktır bu. Yani en büyük sorunlardan bir tanesi o bildiğim kadarıyla. Tabii ki. Çok çarpıcı bir örnek vereceğim size. Gene böyle içe kapalı bir delikanlımız vardı, genç hastamız vardı. Çıkmıyordu. Bir ev ziyaretiyle evinde bulduk, gördük, konuştuk. Sonrasında böyle onunla o diyaloğu kurduktan sonra bireysel görüşmeler, grup tedavileri hiç beklemiyorduk. Hani inanılmaz bir şiir yeteneği olduğunu keşfettik. Evet. Sonra geriye dönük olarak baktık ki aslında böyle 300 küsür sayfayı dolduracak kadar da şiir var. Şiir de var. Motive ettik. Yani işte onun şu anda bir altyapısını oluşturduk. Çok yakın bir zamanda inşallah ya şiir kitabı olarak ortaya çıkar. Şiir kitabı çıkaracak hastamız. Evet, ne kadar güzel. Yani hiç beklemediğiniz şeyler. Aslında baktığınız zaman üzüldüğünüz şey şu oluyor. Yıllardır bu tür kurumlar yok. Bu tür kurumlar olmadığı için biz bu hastalara hep ilaçlarını verdik, gönderdik, derdini dinledik. Ama bu tür çalışmaların içerisine katamadığımız için çok zeki olan, hakikaten çok yaratıcı olan pek çok hastamızı böyle süreç içerisinde küntleştiğini gördük. Şimdi o küntleşmeyi aslında açıyorsunuz. Oradan neler neler çıkıyor böyle inanamazsınız. Evet. Hastalarımızla edebiyat çalışmaları yapıyoruz. İşte beraber roman okuyoruz, o romanları yorumluyoruz. Arada kompozisyon yazıyorlar. Hani oradan çıkan imgeleri hani inanamazsınız görseniz. Ne bileyim böyle bir İspanyol edebiyatının böyle şairleri gibi filan şeyler görüyorsunuz. pek çok yere dağıtıldı. Hastalarımızın yakınları dağıldı. Mesela hastalarımızın çabalarıyla biz bir dergi çıkardık. Başhekim Bey'in de öncülüğünde, onun bize cesaret vermesiyle sağ olsun. Hastanemizin dergisinin özel sayısı olarak çıkarttık.
3 ayda bir düzenli olarak böyle bir dergi çıkaracaklar ve onların ürünlerinden oluşuyor bu dergi. Yani... Çok güzel. Tabii bunlar çok güzel şeyler. Ama tabii benim yine bildiğim kadarıyla yapmak istediğiniz ama yapamadığınız şeyler de var. Yani bunlar tabii zamanla daha genişleyecek, daha mükemmelleşecek şeyler. Bunların genişlemesi her zaman mümkün. Bir de sanırım yapmayı düşündüğünüz, yapmak istediğiniz ama şu an için yapamadığınız başka şeyler de var. Bu hasta grubuyla ilgili olarak. Onlara kısaca bir değinelim isterseniz. Tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere daha 1,5 yıllık bir süreç söylediğim gibi ve gerek bakanlığımızın, gerek valiliğimizin, sağlık müdürlüğümüzün, hastane başhekimimizin hani olağanüstü çabaları var. Ancak ve hani, sizin tabii ki. Estağfurullah. Ya biz hakikaten böyle aslında önümüze sunulan böyle bir şey var. Böyle her türlü malzeme var. O malzemeyi bir parça işliyoruz. Yoksa hani bu kadar yoğun bir destek almasak tabii şu yapabildiğimiz şeylerin çok azını yapabilirdik. Ama belki şu anda gelip tıkandığımız nokta şu. Ailelerimizin de hastalarımızın da birçoğunun beklentisi şu. Mesela 6-7 aylık süre içerisinde hastane toplum ruh sağlığı merkezimize gelip çok ciddi anlamda fayda görmüş. Artık hani o merkezin dışında bir yerlerde hayatını sürdürmek isteyen hastalarımız var. Nedir? Evet. Bir yerlerde işe yerleşeyim, maaşım olsun. O maaşımla kendi başıma yetebilecek kadar bir hayat kurayım beklentisinde olan hastalarımız var. Bunların sayısı hiç de az değil. Evet. Ve gerçekten baktığınızdan bir hekim olarak değerlendirdiğimde yani ayda bir defa görsem, sadece kontrol amaçlı görsem, yeterli böyle olur. Yaşamını idame ettirebileceğini böyle hissettiğim bir sürü hastam var. Ancak şu anda o konuda kısıtlılıklarımız çok fazla. Valiliğimiz bu Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan hastalarımızın pek çoğuna aylık düzenli maaşlar veriyor. Son derece olumlu. İşte hastalarımıza kıyafet yardımından, gıda yardımına, yakacak yardımına kadar pek çok şey yapılıyor. Bu son derece olumlu ki hastalarımız raporla gittikleri zaman, bir hastalık raporu olduğu zaman bir pozitif ayrımcılık da uygulanıyor onlara. Bu bizi çok çok mutlu ediyor. Son derece destek olunuyor onlara. Ama hastalarımızın birçoğu artık böyle hani bir yerden böyle almak, hazır almaktan öte çalışıp böyle bir şeyler üretmek istiyorlar. Hastalarımızın birçoğunun mesela İşkura kaydını yaptırmış durumdayız bir yerlere yerleştirebilmek adına. Ancak biliyorsunuz ne yazık ki o konuda çok ciddi sıkıntılar var. Hani çok uzun süreler beklemeleri gerekiyor. Evet. Belki yapamadığımız hani toplu olarak hepimizin yapamadığı hani bakanlıktan tutup bu sizin veya hastanenin problemi değil genel problemler herhalde bunlar. Belki en önemli kısmı o. Tabii. Yoksa mesela yeşil kart olmayan hastalarımız oluyor. Evet. Sağ olsunlar Sağlık Müdürlüğümüz mesela bize o konuda destek bunlar oldu. Bunlar tabii çok çabuk. Benim gördüğüm kadarıyla sizlerin dışında olan şeyler zaten. Bunu herhalde bakanlık veya işte devlet bir şekilde zamanla çözecektir. Evet. Bu ama tarz şimdi merkezler arttıkça ve bu tarz merkezlerde bu tarz kişilerin üretken oldukları görüldükçe değil mi? Bunu herhalde bir çözüm yolu bulunacaktır zamanla. Şimdi şöyle tabii çok çok önemli bir ayağı olduğu için özellikle vurgulamak istedim. Tabii. Yani çünkü Avrupa'daki programları tabii ki. Çünkü bir yerde sizin yapacağınız şeyler tükeniyor. Ondan sonra onları artık topluma kazandırmanın yolu biraz da onlara bir iş güç dediğiniz gibi kesinlikle uğraşı öyle. Yani kazandırmak. Bunun karşılığında bir şeyler alabileceğini onlara belki göstermek. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani çok güzel projeler var mesela işte Bakırköy örneği vardır işte hastaların böyle bir kafesi var kafe işletiyorlar kendi hesaplarına ya da işte maaşlarını oradan alıyorlar da işte oranın işletmesini hastanın kendisi bir şekilde devralıyor gibi. Ama onun ötesinde belki de hastaların oradan çıktıkları zaman artık rehabilite olduktan sonra yerleşebilecekleri tam anlamıyla böyle kendilerini yetebilecek bir işe yerleştirebildikleri bir ortam hastaları da çok daha mutlu eder. Anladım. Yani şunu görmek istemiyor hasta. Ben hastayım, bana yardımcı oluyor. Hayır, böyle bir şey değil. Ben artık iyiyim. Ben son derece iyiyim. Hani bir şeker hastası çalışıyorsa, tansiyon hastası çalışıyorsa ben de çalışabilirim. Ben işimi yapabilirim. Ben üretebilirim. Çalışmam karşılığında benim emeğimin karşılığı bana verilsin. Böyle bir beklentileri var. Şimdi onunla ilgili bir dipnot tabii. Aslında böyle aşırı bir beklentiye sokmak istemem ama bakanlığımızın bundan bir ay önce Ankara'da bir eğitimi vardı. Eğitime katıldık. Orada bu işlerde çok emeği geçmiş böyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı vardı. Sağ olsun hakikaten çok
emek verdi bu işlere. Onunla görüştük. Yani onlardan öğrendiğimiz şu anda böyle bir projenin hazırlanmakta olduğu ve 2013 yılı içerisinde, hani ay verilmedi ama 2013 yılı içerisinde bu hastalarla alakalı böylesi bir programın oluşturulacağı. Yani bu hastaları siz alacaksınız, rehabilite edeceksiniz. Rehabilite ettikten sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak artık bizim sorumluluk alanımıza girecek. Ve onları işe yerleştirme konusu tamamen bize ait olacak. Onlara biz de pozitif ayrımcılık yapacağız diye söz aldık. O güzel bir şey. Belki yapamadıklarımızdan bir tanesi de valiliğimizle konuştuğumuz zaman aslında bir ön adımları olduğunu öğrendim ama çok sayıda kimsesiz hastamız var. Yani ailesinden uzak, ailesi bırakmış, ailesi artık bakımını üstlenemeyen ya da ailesi, annesi, babası çok çok yaşlı olan, artık ona bakamayacak durumda olan hastalarımız var. Mesela bu tür hastalarla alakalı Elazığ'daki arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman Elazığ'da bu korumalı evler var. Korumalı evler, yani hemşiresi içinde, güvenliği içerisinde. İki kişilik evler, iki tane kronik hasta, şizofreni hastası bunların büyük bir çoğunluğu. Onlar işte sabah kalkıyorlar, yataklarını düzeltiyorlar, kahvaltılarını yapıyorlar. İşte çıkıp merkeze gidiyorlar, dönüyorlar. Döndükten sonra akşam yemeklerini kendileri yapıyorlar. Evet. Bir hayatı kendi başlarına sürdürebiliyorlar. O tedaviyi kontrol eden işte Elazığ Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'nden bir tane psikiyatri uzmanı var, düzenli olarak kontrole giden. Sürekli orada bekleyen hemşire hanımlar var ve sürekli orada olan bir güvenlik görevlisi var. Ve bu bahsettiğim model mesela benim o az önce bahsettiğim Amerika'daki model gibi böyle şehrin dışına falan değil. Şehrin tam göbeğinde. İçinde. Evet, evet, evet. Korumalı evler olarak geçiyor. Tamamen böyle şehre entegre. Buradaki belki kimsesiz hastalarımız için, ihtiyacı olan hastalarımız için o tür bir oluşumun eksikliğini bir parça yaşıyoruz gibi. Yani ileride kendimize hedef olarak koymamız gereken, belki ilgili kurumlarla çözmemiz gereken önemli konulardan bir tanesi o. Burada belediye bakım merkezine o şekilde yerleştirdiğimiz hastaları oldu. Valiliğimizle görüştüğümüz, şu anda çözüm aradığımız birkaç tane hastamız var. Onların işlerine çözüm bulmaya çalışıyoruz ama dediğim gibi böyle tek tek hastalara yardımcı olmak yerine böylesi bir kurumsal yapıyı hayata geçirmek bu hastalarımız ve aileleri için de bence son derece böyle güven verici olur. Çok güzel. Tabii bunlar zamanla tahmin ediyorum olacak veya olması gereken şeyler, bu merkezlerin tam başarıya ulaşması için herhalde. Şimdi ben tabii bildiğim kadarıyla biraz önce bahsettiniz de zaten bir ekip olarak çalışıyorsunuz orada. Doğru. Önce sizdiniz, sonra yanınıza yanlış bilmiyorsam Rahşan Hanım da geldi. Evet, evet. O kısaca o ekipten bahsedelim. Olması gereken personel kimlerdir ve şu an kimlerle çalışıyorsunuz ekip olarak? Şimdi ilk başladığımız zaman, daha doğrusu ilk açıldığı zaman Temmuz 2011'de ben henüz burada değildim. O zamanlar açılmış kurumumuz ve açıldığı zaman bir hemşire, bir sosyal hizmet uzmanı, bir psikolog ve rotasyon usulü yani ara ara haftanın bir günü oraya gidip gelen bir psikiyatrist eşliğinde devam etmiş orası. Evet. 19 Mart'la birlikte ben geldim. Nisan gibi başladım. Nisan'ın iki haftası gibi başladım. Tabii ben gelmeden önce tekrar başhekim beyi anmadan geçemeyeceğiz. Yani Türkiye'de ilk olan bu vaka yöneticiliği programı. Vaka yöneticiliği programını başlatıyor. Vaka yöneticiliği programı şu: aslında Avrupa'da son derece yaygın fakat bizim ülkemizde bugüne kadar hiç uygulanmamış ve hala toplum ruh sağlığı merkezi, 53 tane toplum ruh sağlığı merkezi içerisinde sadece bizim hastanemizde yer alan 10 tane danışman alınıyor, üniversite mezunu. Bu üniversite mezunu arkadaşlar bir hizmet içi eğitimden geçiyorlar. Hala da şu anda bizim hizmet içi eğitimimizden geçmeye devam ediyorlar. Hastalıklarla ilgili, hastaya yaklaşımla ilgili, hastaların rehabilitasyonlarıyla ilgili düzenli eğitim görüyorlar. Ve bu 10 tane vaka danışmanla merkeze kaydolan hastalar dağıtılıyor. Evet. Bizim 400 tane hastamız var şu anda. Bu 400 tane hasta her 40 tanesi bir tane vaka danışmanına bağlı. Bu vaka danışmanları 40 tane hastanın her şeyinden sorumlu. Her şeyinden sorumlu derken tedavilerini onlar yapıyor manasında söylemiyorum bunu. Atıyorum gecenin saat 2'sinde hastalarımızın bir tanesi agresifleşti.
İşte bağırıyor, çağırıyor, işte ne bileyim sıkıntı yaratıyor ailesine. Ailede bizim vaka danışmanımızın telefonu var. 24 saat süreyle o vaka danışmanına ulaşıp benle hemen irtibat kurabiliyorlar. Ve biz ona o anda hemen bir kriz müdahalesinde bulunuyoruz. Evine giderek de yapıyoruz bunu, işte acil servise getirterek de yapıyoruz, yatırarak da. Onun dışında bizim hastalarımızın her birinin kullanmış olduğu bütün ilaçlar, yapılmış olduğu iğneler, yapılan iğneler hepsi bu arkadaşlarımızda mevcut ve kendi bilgisayarlarında kayıtlı olan bir program vasıtasıyla. Hastanın mesela işte 15 günde bir yapılan iğnesi var. 14. gün geldiğinde ailelerini bilgilendirmek. Yarın çocuğunuzun enjeksiyonu var. Hani siz gelir misiniz yoksa yarın gelip biz evinizde mi yapalım enjeksiyonu? Ya da ilacı bitmeye 1-2 gün kala. İşte çocuğunuzun ilacı bitmiş görünüyor. İlacınızı yazdırmaya siz gelecek misiniz? Ya da ne bileyim işte kontrol zamanlarımız bizim en fazla ayda bir. Bir ay geçti, hasta gelmedi. Aile aranıp işte bir aydır gelmiyorsunuz, hastamızın bir sıkıntısı var mı? Eve bir ziyaret gerçekleştirmemizi ister misiniz doktor beyle ya da siz merkezimize uğrar mısınız şeklinde. Bu hastaların düzenli tedavide kalmalarını sağlayan her türlü şeyi bu arkadaşlar yapıyorlar. Evet. Yani doktorla hasta arasında bir köprü görevi görüyorlar. Evet. Onun dışında tabii merkezde düzenli gelen hastalarımızla alakalı işte bu bahsettiğimiz resim çalışmasıydı, müzik çalışmasıydı, drama çalışmalarıydı, takı çalışmalarıydı. Bunların hepsiyle alakalı eğitimleri var. Onlar o çalışmalara onlar destek oluyorlar. Ama özetle 24 saat boyunca doktorla hasta arasında ve hasta yakınları arasında köprü görevi görüyor bizim evet, bu personelimiz. Evet, 10 tane vaka danışmanımız var bu şekilde. Bunlar ben gelmeden önce başhekim beyimizin tabii ki dediğim gibi böyle bir çabalarıyla işe alındılar. Şu anda orada hizmet veriyorlar. Şu anda önümüzdeki hafta ile birlikte yeni uzman doktorumuz Sayın Rahşan Hanım başlayacak göreve. Henüz başlamadı. Başlamadı mı Rahşan Hanım da? Başlamadı. Önümüzdeki hafta içerisinde başlayacak. Bu bizim için gurur kaynağı. Yani şu anda Balıkesir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hasta sayısında Türkiye'nin ikinci toplum ruh sağlığı merkezi. Bolu'dan sonra ki Bolu'nun 6 yıllık bir geçmişi var. Biz hadi 6-7 aylık bir geçmiş diye söylüyoruz. 400 civarı hastamız var. Rahşan'ın gelmesiyle birlikte bu sayıyı tabii daha da arttıracağız. Yani 2 tane uzman doktor, 1 tane psikolog, 1 tane sosyal çalışmacı, 1 tane hemşire hanım, 10 tane vaka danışmanı, 2 tane otomasyon görevlisi, 1 tane güvenlik görevlisi ve hastane kadrosunda olup rotasyonla gelen, hastalarımıza eğitim vermek için gelen hastanemizin terzisi ve yemek yapmayı öğreten aşçısı bizim oranın yükünü götürüyorlar. Tabii biraz sonra şeye gireceğiz ama bu merkezin telefonu var. Onu isterseniz bir anons edelim. Çok iyi olur. Bu tarz hasta grupları size ulaşması amacıyla. Kaç telefon Umut Bey? Gerçi alt yazıyla merkezin altında yazılıyor olacak televizyonda ama. 249-49-93. Evet, 249-49-93 numaralı telefonu aradıklarında bu tarz hastaları olan aileler sizlere ulaşarak nasıl gelmeleri gerektiğini, ne zaman gelmeleri gerektiğini değil mi? Herhalde belirleyebilirler. Çünkü biraz sonra şu an bir ara vereceğiz. Aradan sonra gerçi işleyişten bahsedeceğiz ama oraya başvurmak için bir önce herhalde telefon aramalarında fayda var. Çünkü siz her gün rutin poliklinik yapan bir hizmetiniz yok benim bildiğim kadarıyla. Poliklinik değil fakat bu belirtileri olan hastalara gece gündüz kendi kayıtlı evinde olmasa bile tabii ki tabii bakabiliyorsunuz. Tabii ki. Kendi tabii evinde ki. De bence bir evde hizmet olayınız da var. Merkezimize geldiğinde de her türlü yardımcı olmaya çalışıyoruz. Detaylarını isterseniz aradan sonra tabii, ben anlatayım. Tabii telefonla aranırsa daha iyi olur ama telefonsuz da size ulaşılmış olsa bir şekilde yardımcı oluyorsunuz tabii zaten. Tabii ki. Ama telefonlu olursa belki daha kolay, uygun bir zaman aralığında çağırma şansınız olur. Bir kısa ara verelim isterseniz. Tabii ki. Sevgili seyirciler, kısa bir ara veriyoruz. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Balıkesir Devlet Hastanesi psikiyatri doktor uzmanlarından Doktor Umut Karasu ile resmi olarak 18 Mart 2012 tarihi demiştik. 19 Mart, evet. 19 Mart. Tarihinden beri Balıkesir Devlet Hastanesi'nde hizmet veren Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hakkında konuşuyoruz.
Umut Bey, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin Balıkesir Devlet Hastanesi'ndeki ve ülkemizde, dünyadaki bu tarz merkezlerin çalışma tarzlarından, çalışma şekillerinden kısaca bahsetti. Tabii benim özellikle ilgimi çeken, her ne kadar 1970'li yıllarda İtalya'da başlandı dense de Osmanlılar döneminde 15. asır demiştiniz, evet, değil mi? Evet. Edirne'de 2. Beyazıt Külliyesi'nin de çok güzel bu hizmetin zamanında verilebildiğine dair çok enteresan bir bilgi almış olduk. Tabii bu tarz merkezlerin en önemli amacının bu tarz kronik psikiyatri hastalığı olan hasta gruplarının ailesiyle beraber ve toplum içinde de yaşar hale gelip bunların üretken kişiler olduğunu hem kendilerini çevreye göstermek, bu şekilde hem onların özgüvenlerini kazandırmak herhalde, hem de toplumun da aynı zamanda amaçlardan bir tanesi de onları dışlamadan toplumun normal insanlar gibi birer birey olduğunu kabullenmelerini sağlamak. Ve bu tabii bir artık Sağlık Bakanlığı bir politikası haline gelmiş durumda. Birçok ilde böyle merkezler var. Evet. Tabii bu tarz merkezlere ulaşacak olan hasta grupların seçilmesi çok önemli. Sizin çok kolay ulaşma şansları olduğunu biliyorum. Tabii telefonla da buna ulaşma şansları var. 249-49-93 demiştiniz. Evet. Tabii o şeyde Toplum Ruh Sağlığı merkezleri başlığı altında telefon yazılı. Hem buradan ulaşabiliriz dediniz, hem de direkt size de başvurabiliyorlar. İsterseniz tabii o kısımdan başlayalım. Şimdi bu merkez hastanenin dışında bağımsız bölüm. Hastanenin hemen karşısında bir bölüm. Evet. Orada ayrı bir bölüme vatandaşlarımız direkt başvurabilecekleri gibi telefonla da arayabilirler. Hı-hı. Ve sizin hizmetiniz tabii, hı-hı, sadece hastane içinde sınırlı değil bildiğim kadarıyla. Dursun Bey gibi en uzak, birçok uzak ilçeye, evlere, değil mi, giderek tabii hizmet veriyorsunuz. Tabii. Bu çok zor ama çok kutsal bir görev tabii bu yönü için. İsterseniz onlardan da bahsedelim. Merkez neler yapıyor? Hastane dışında iyi hizmetler veriyorsunuz. Kısaca onlara da değinelim bir. Çünkü hastane, evet, içinde yaptıklarımızı tabii dakikalarla anlatmak çok zor ama kısaca özetlemiş oldunuz. Şimdi belki az önce en önemli eksik bıraktığım konu oydu. Şeyi anlatırken, poliklinik ve servisten farkımızı, hı-hı, anlatırken. Poliklinik ve serviste sadece müracaat eden hasta hizmet verirsiniz. Oysa toplum ruh sağlığı merkezleri hastaya bulunduğu her ortamda hizmet vermeyi amaçlayan ve bu hizmeti sadece tedavi değil, bahsettiğim rehabilitasyon programını da, evet, ailesinin desteğiyle, çevresinin desteğiyle evinde dahi vermeyi, hı-hı, hedefleyen bir program. O yüzden evet, bir Susurluğa da gidiyoruz, Dursun Bey'e de gidiyoruz, Kepsut'a da gidiyoruz, İvrindi'ye de gidiyoruz, Balya'ya da gidiyoruz. Hı-hı. Hani şöyle söyleyeyim, kısıtlıklarımız nedeniyle sadece psikiyatri uzmanının olduğu birkaç tane ilçeye, Gönen gibi, Edremit gibi, işte Burhaniye gibi ya da Bandırma gibi birkaç ilçe dışında bütün ilçelere gidiyoruz. Hı-hı. Hepsine gidiyoruz ve söylediğim gibi hasta çoğu zaman çıkamıyor. Mesela çok yaşlı bir şizofreni hastası oluyor. Ya da, hı-hı, ne bileyim, eşlik eden işte mesela bazı hastalarımızın kanseri var. İşte, evet, ağır bir hastalığı var. Evet. Kalkamayacak durumda oluyor. Ya da ailelerimizin pek çoğunun yaşadığı sıkıntı, hasta tedaviyi kesinlikle reddediyor. Doktora, hı-hı, gitmeyi reddediyor. Biz bu hastalara direkt evinde hizmet götürüyoruz. Bakıyorsunuz. Tabii güzel. Ki. Tabii ki. Şimdi telefonla alakalı şunu söyleyeyim. Hastalığı kronik olduktan sonra ölçütü şu: hastalarımızın yakınları artık tanınabilirler. Şizofreni tanısı, bipolar afektif bozukluk tanısı, hı-hı, ya da tanısına mesela şizofreni yazmıyordur da organik olmayan psikoz diyordur, psikotik, hı-hı, bozukluk diyordur, sadece psikoz diyordur. Hı-hı. Şizoafektif bozukluk hastalarımız ya da kronik depresyon hastalarımız, hı-hı, yani çok uzun süren, geçmişinde işte bu sıkıntıları nedeniyle intihar etmeye girişmiş, şu anda intihar meyili olan ağır depresyon hastaları, halk arasında vesvese hastalığı olarak bilinen obsesif kompulsif bozukluk hastaları, yani işte bu temizlik takıntısı olan, düzen takıntısı, simetri takıntısı olan, işte saatlerce tuvaletten çıkamayan, saatlerce el yıkayan, böyle bir takıntı hastalığı olan hastalarımız. Bunların hepsi bizim şu anki tedavi sorumluluğumuzun içerisinde. Ve o tür rahatsızlığı olan hastalarımız ya da o tür yakını olan, hasta yakını olanların, vatandaşlarımızın hepsi o numarayı arayıp direkt evlerine çağırabilirler hasta eğer gelemiyorsa. Evet. Direkt merkeze gelebilirler herhangi bir randevu almadan,
direkt merkezimize görünebilirler. Hı-hı. Merkezimizde hiçbir randevu vermeksizin öncelik hakkı da olarak onları alıyoruz. Orada ilk değerlendirmelerini yapıyoruz. Onlara bir tedavi şeması çiziyoruz. Detaylı olarak programlarını yapıyoruz. Bulunduğu yer de önemli değil. Dediğim gibi Dursun Bey'in bir köyünde de yaşayabilir hastamız. Hı-hı. Merkezdeki herhangi bir mahallede de yaşıyor olabilir. Eğer gelecek durumda değilse biz kendi psikoloğumuzla, hemşiremizle ve bahsettiğim vaka danışmanımızla birlikte evine kadar bu hizmeti götürüyoruz. Ve tabii en önemli kısmı şu, hani bazen farklı anlaşılıyor. Hizmetlerimizin tamamı ücretsiz. Evet, tabii bunu hani vurguluyorum. Bunu, gerçi artık sağlık hizmetleri tamamen devlet hastanelerinde ücretsiz yapıldığını insanlar biliyorlar ama bilmeyebilirler. Çünkü burada eve gidilen bir hizmet var. Hı hı. Ama bu tabii sizin merkeze özgü bir şey tabii şu anda. Tabii ki. Bunu da fazla genelleştirmek doğru değil. Evet. Siz işin farklı bir boyutu var tabii. Bu projenin bir parçası olarak sadece sizin merkeze başvurular için geçerli olan bir hizmet ve özelliği olan hastalar için geçerli. Evet. Giremedikleri için ama. Tabii. Gelenler için geçerli değil tabii. Bunu yani, onu da suistimal edilmemesi lazım. Kesinlikle çünkü. Öyle. Çünkü zaten sınırlı personelde ve çok geniş bir hasta grubuna hizmet veriyorsunuz ve bu gittikçe genişleyecek büyük ihtimalle. Tabii bunu suistimal ederek gelme durumu olan kişilere de eve çağrıldığında yarın öbür gün sizin hizmet verme şansınız azalacağı için daha fazla kesimlere bu haksızlık olacaktır. Kesinlikle bu gereksiz öyle. Bir sizi meşgul etmek olacaktır. Hastalarımızın hepsinin sağlık hizmetinin en iyisini almaya hakları var. O yüzden de. Kesinlikle öyle ama bu kolaycılık olmamalı tabii ki. Tabii. O bahsettiğiniz gibi durumu olmayan her hastaya gidiyoruz. Evet. Bakın hani bizim sorumluluk alanımız olmadığı halde tam olarak mesela psikiyatrik belirtiler gelişmiş Alzheimer hastaları. Hı hı. Ayağa kalkamıyorlar, hani bakıma ihtiyaçları var. Hı hı. Tanımlanmış bir görevimiz yok onunla alakalı. Ama o hastalarımızın tamamına gidiyoruz. Yani evet, çünkü hekimiz, bu sorumluluk hissediyoruz. Hı hı. Ama dediğim gibi hani gelecek durumu var, ayağa kalkabiliyor, tedaviyi reddetmiyor. O durumda tabii ayağını çağırması hastanın çok hoş olmuyor. Evet. Ama bugüne kadar o şekilde onu da kötüye kullanmış bir olmadı. Hasta hiç çok görmedik. Ben bu duyarlılığı zaten kesinlikle. Göstereceğine eminim ama gene de bir kez hastalıkmış olduk tabii biz bunu. Ama tekrar söyleyeyim, tedavi reddi olan hastalarımız var. Aileler hani tedaviye ihtiyacı duyuyorlar. Hastaneye gelmek istemeyebilir belki. Tabii ki. Değil mi? Tabii ki. Yani hastalığı dolayısıyla... Gelmek hastadır, hareketlidir, ayağa kalkabiliyordur, yürüyebiliyordur ama tedavi reddi vardır, evet. Aile yetemiyordur. Hı. Seve seve yani büyük orada bir memnuniyetle gidip evinde çok görebiliriz. Güzel. Dediğim gibi yerin neresi olduğu da önemli değil. Balıkesir sınırları içerisindeki herhangi bir yer olsun sonuna kadar destek olmaya çalışırız. Herhangi bir ücret talep edilmeden verildiğinde bir kez daha uygulamış olalım. Evet. Tabii bakın bu gerçekten olağanüstü bir hizmet bence. Yani tıpta tabii her şey düşünülüyordu ama bu tarz hasta gruplarını topluma kazandıracak böyle güzel bir proje ve bunun gerektiğinde gereken vakalarda, gelemeyen hastalarda eve giderek bu şekilde hizmet verilmesi artık bunun daha ötesi olamaz herhalde değil mi? Yani bu çok o açıdan fedakarlık gerektiren, çalışanların da özel fedakarlık gerektirdiği bir hizmet grubu. Bunun tabii ücretsiz verilmesi doğal ama bunun eve kadar gidip verilmesi tamamen sizlerin biraz da ciddi fedakarlıklarınızla olan bir olaydır. Bunu bence vatandaşlarımız kıymetini herhalde bileceklerdir. Tabi burada bu ilçelere gidip orada program dahilinde gördüğünüz kişilere o merkezde yapmış olduğunuz hizmetleri yine yanınızdaki psikologlarla falan yapmaya çalışıyorsunuz değil mi? Merkezde ne yapıyorsunuz? Orada onları yapmaya çalışıyorsunuz. Şöyle yani tabii ki merkezde yaptıklarımızın pek çoğunu aile yapamayabiliyor ama evet. Hani hastayı mesela ilçeye gittik diyelim. Hı hı. İlçeden hastanın her gün gidiş geliş olanağı olmuyor doğal olarak. Hı hı. Bizim de tabii biraz o konuda imkansızlığımız var. Her gün tabii ki alamıyoruz. Tabii. Merkezdeki hastalarımızı hani buradan tekrar vurgulamış olalım onu. Herhalde unuttuk onu. Sabah evlerinden aldırıyoruz kendi servis aracımızla. Sabah çaylarını kahvelerini içiyorlar, etkinliklere de katılıyorlar, öğle yemeklerini de yiyorlar ücretsiz bir şekilde. Akşam üzeri evlerine kadar kendimiz bırakıyoruz yani servis araçlarımızla. Merkezde kayıt altında olan özel aktivitesi gereken tüm hastaları evden tabii. Aldırıyorsunuz. Evet. Akşam da eve bırakılıyor. Eve bırakılıyor. Hastanemizin hizmeti olarak geçiyor. Hı-hı. Hastanemizin tahsis ettiği araçlarla bırakılıyorlar. Bunun yanında tabii hani ilçeden gelen hastalarımız için bu kadar büyük bir olanağımız olmuyor. Yani birkaç kere tabii hastanemizin gene çabalarıyla bir araç tutuldu, oradan alındı getirildi ama ayda bir defa plan yapabiliyoruz onu. O yüzden tedavisi evde devam edeceği için biz rutin
Hastaların hani ilacını aldı mı, almadı mı, ilaç konusunda bir ön yargısı var mı, yok mu ona bakıyoruz. Özellikle hastalığıyla ve hastalığın tedavisiyle alakalı bir psiko eğitim dediğimiz süreci gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Hem hastaya hem de hastanın ailesine. Sonrasında hasta için aynı bizim merkezdeki hastalarımız için hedeflediğimiz aktiviteleri, hedeflediğimiz daha doğrusu rehabilitasyon programını gözden geçiriyoruz. Ona göre aileye bir program veriyoruz. Atıyorum işte bu hastayı yarın şu saatten şu saate kadar alıp şuraya götüreceksiniz. Burada işte hastayla birlikte bir çay içeceksiniz. İşte bir aktiviteye katılacaksınız. Ya da ne bileyim işte hastayı yarın saat 2'den 3'e kadar yanınıza alacaksınız. Yanınızda işte şu verdiğimiz kitabı saat 3'e kadar okutacaksınız. Hı hı. Bununla alakalı ondan geri bildirimde bulunmasını isteyeceksiniz gibi. Hedeflediğimiz semptoma göre hastaya böyle hazır bir program veriyoruz ve o program eşliğinde o hastanın rehabilitasyon sürecini tamamlamasını sağlıyoruz. Ama önemli kısmı şu, hiçbir hastayı mümkün olduğunca, istisnaları tabii ki olabiliyor, bir hastalık çıkıyor işin içinde, izinler çıkıyor, şu oluyor, bu oluyor, ama hiçbir hastayı bir aydan fazla bir süre kontrol etmemezlik etmiyoruz. Yani en fazla bir aylık bir süre içerisinde hastayı görüyoruz. Kendi formlarımızda o rehabilitasyonun geldiği noktaya bakıyoruz. Bir ay önceki notlarına bakıyoruz, şimdiki notlarına bakıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyler nedir? Hı hı. Onlara bakıp her hasta için ayrı ayrı oturup onun programlamasını tekrar tekrar yapıyoruz. Anladım. Ya sonuçta ciddi bir organizasyon ve takip gerektiren bir olay. Toplam kaç hasta var demiştiniz Umut Bey? 400 tane. 400 Şu anda tane. 400 tane hastamız evet, var. Hastamız var. Sayı daha da arttıracağız. Yani bu böyle giderse sayı artacak da o yüzden. Peki tabii Rahşan Hanım'ın da gelmesiyle tabii biraz daha rahatlayacaksınız siz. Çünkü 400 hastanın bütün bu aktivitelerini programlamak gerektiğinde eve gitmek, ilçeye gitmek bunlar ciddi zaman alıcı. Hem kişisel fedakarlık hem de zaman alıcı şeyler. Çünkü ben sizi bir kez aradığımda 5'ten sonra daha hala dışarıdaydınız mesela. Bazen mesaiye geçtiniz. Normalde aslında tabii tıpta o anlamda klasik mesai her zaman olmuyor tabii. Tabii ki. Yani sizin gibi fedakar çalışan insanlar için siz belki de 6'da bazen gittiğiniz yerden geliyorsunuz. Belki ben daha geç saatte diyorum. Geç kaçta geldiniz ama. Dursun Bey'deki 2 hafta önce bayramdan önce Dursun Bey'deki son eve saat 8'e 10 geçe girdik akşam. Akşam 8'e 10 geçe eve girdiniz. Yani Dursun Bey'deki hastanın evine girdiniz. Evet. 9.30 geçiyordu girdiğimizde. Duygu sömürüsü yapmak için söyleyeyim. Bunlar bizim görevimiz. Yani fedakarlık değerlendirebilir bazıları ama bu bizim görevimiz. Tabii. Ben her bir hastamın hani bir parça böyle hayata tutunmasından bir olağanüstü keyif alıyorum. O da benim hayattaki kazanımım. Yani bana çok büyük huzur veriyor. Çok büyük mutluluk veriyor. Hı hı. Dursun Bey'e gittik. Dursun Bey'deki hastalarımızın bir tanesi böyle burada serviste yatmış 15 gün boyunca tek kelime dahi konuşmamış bir hastamdı. Beni Grand Tuvalet karşıladı, hoş geldiniz dedi. Yani 9.30 değil sabaha kadar da çalışsanız onu mutlu hiçbir şeyle ölçülmez. Evet. Tabii bu elle tutulur bir şey yaptığınızı hani görüyorsunuz yani, çünkü. Evet. Yani bu çok temel çok, bir şey. Çok güzel bir şey. Tabii psikiyatri hastalarında ne yaparsanız yapın çok fazla şey değişmez diye eskiden bir yargı vardı. Bir toplumda özellikle. Hı hı. Belki çağdaş psikiyatrik tedavi oluncaya kadar hekimlerin de yapacağı çok fazla bir şey yoktu belki. Ama yavaş yavaş anlayışlar değiştikçe değil mi? Tabii. Toplumun da buna bakış açısı veya Sağlık Bakanlığı'nın, sağlıkçıların da bakış açısı değiştikçe çok şeyler değişiyor. Bakın çok mutluluk verici bir olay. Yani normalde toplum içine çıkamayan, çıkmaktan çekinen insanların sizin karşınıza takım elbiseyle çıkması veya günlük aktivitelerini yapar hale gelmesi. Bunlar bu hizmetin bir parçası da olan şeyler. Tabii ki. Bunları yoksa sadece ilaç vererek veya kliniklerde belli bir süre ağır ilaçlarla bir yerde uyutarak, sakinleştirerek tedavi çözüm değil. Yani geçici bir çözüm daha doğrusu. Esas çözüm sizin şu an yaptığınız, yapılan tedaviler. Gerçekten alıp gerçek çözüm aranıyorsa yani. Bu hastaların hepsi de bunu fazlasıyla hak ediyor. Hı-hı. Bunun ötesini de hak ediyor. Yani dediğim gibi yani orada yaptığımız şey zaten şey değil yani hastaya vakit geçirteyim, hasta biraz eğlensin değil. Ha tabii değil mi? Hastaya, o ayrıntıya bir çarpmak lazım. Siz orada bir o kişi oyalamak amacıyla tabii ki, onu tabii eğlensin ki diye gitmiyorsunuz oraya. Sonuçta tedavinin bir parçası bu da. Tabii ki. Şimdi hasta gözle görülür bir şey yapıyor. Hı-hı. Bakıyorsunuz işte bir takı yapıyor, bir resim yapıyor, şey yapıyor. Sonrasında görüyor ki bunu sergilediği zaman hani
o devletin en büyük erkanı, işte vali yardımcısı, sağlık müdürü, başhekimleri, müdür yardımcıları, herkes orada ve hayranlıkla bakıyor. Şimdi orada kendini tekrar tekrar yaşıyor aslında. Kendini tekrar tekrar böyle ifade etme olanağı buluyor. Ve bakıyor aslında oradaki aynada kendini görüyor. Ben evet yapabiliyormuşum. Hani önceki güvensiz, herkesten kaçınan, böyle artık kendini izole etmiş, değersizleştirmiş insan yaptığı üzerinden aslında kendi kendini değerleştiriyor. Ve biz hani o insanlara onu göstermeye çalışıyoruz. Diğer taraftan onlar görürken de toplumun daha böyle görmesini istiyoruz onu. Onları daha böyle görünür kılmaya çalışıyoruz. Yoksa yani işte bir ay sonra inşallah bir kora çalışması olacak. Bizim oradaki derdimiz çıkıp orada eğlenmeleri değil, alkışlanmaları da değil sadece. Topluma mesaj veriyoruz. Bakın bu insanlar bunu yapabiliyor. Bunu sağlıklı olan insanların çok büyük bir kısmı yapamayabilir. Ama bu insanların resim yeteneği var, müzik yeteneği var. Bu insanların öğrenme kabiliyetleri hepimiz kadar gelişkin. Bu insanların organik bir rahatsızlığı var sadece. Ve bu organik rahatsızlıkla alakalı zaten tedavi oluyorlar. Tedavi oldukları süre içerisinde de sizin bizim yaptığımız şeylerin çok büyük bir kısmını zaten yapabiliyorlar. O yüzden biz bunları kendi içimize alacağız. Biz daha görünür yapacağız. Daha böyle görünmelerini kendi ellerimizle sağlamaya çalışacağız. Kendimiz içimize almaya çalışacağız. Yani bir dönemki hani o eski Amerikan ekolü gibi toplumun dışına atmayacağız. Tam tersine toplumun içerisinde, bizim aramızda, onlarla böyle işbirliği içerisinde onları daha topluma kazandırmaya çalışacağız. Biz şöyle söyleyeyim size, laf lafı açıyor. Yani çok basit bir etkinlik yaptık baktığınız zaman. Evet. Balıkesir Spor'un bir maçına gitti bizim hastalarımız. Bundan bir 3 hafta önce bir kupa maçıydı. Kupa maçına gittiler. Tabii ilk gittikleri zaman insanlar önce bir acıyarak bakıyorlar. Yani nedir, kimdir bunlar, topluca gelmişler, niye geldiler diye. Hastalarımız beraber coştular, beraber şarkı türkü söylediler. İşte ondan sonra bu çalgı ekibi vardı. Onlar geldi, bizimkilerin yanında çalıp söylemeye başladılar. Beraber tezahürat yaptılar. Gole beraber sevindiler. Galip geldi Balıkesirspor 2-0. O galibiyetin coşkusunu aynı diğer insanlar gibi yaşadılar. Çok büyük keyifti. Hani sinemaya götürdük. Sinemaya gittiler. İlk mesela o yürüyen merdivenleri binerken hepsi çok ciddi kaygı yaşadı. Çoğu ilk defa biniyordu. Evet. Yürüyen merdivene bindikleri zaman herkes çok farklı baktı. Ürkek baktı. Kimdir bunlar? İşte niye geliyorlar? Nasıldır filan diye. Sonra çıkarttık. Onları en kalabalık olan yerde oturttuk. O kalabalığın arasında. Oturdular insanlar gibi. Mısır cipslerini yediler. Kolalarını içtiler. Ondan sonra hani sinemayı bizim için kapatacaklardı. Hayır dedik yani. Kim giriyorsa girsin. Bize bu kadar kişilik rezervasyon yapın sadece. Girdik. İnsanlarla beraber film izlediler. Gülünecek yerde beraber güldüler. İşte duygulanacak yerde beraber duygulandılar. Ve çıktılar. Hani eminim bizim hastalarımız kadar oradaki insanlar için de çok farklı bir deneyim. Bence o çok önemli bir boyut. Yani sadece hastalar değil, çevredeki diğer insanların da onları kabullenmesi çok önemli bir boyut. Yani bu şekilde olabilir. Başka türlü olmaz zaten. Vallahi muhteşem şeyler bunlar. Tabii Umut Bey, ben gerçekten sizi kutluyorum. Tabii size destek verenler var ama bu tarz projeler, ben de zamanında böyle benzer projelerde bulunduğum için biliyorum. Tamam, ekip de yürüyor tabii ki. Ama o ekibin bir lideri olması lazım. O ekibin bu işi gerçekten akşam gece saat 9.30'da evinde eşi ve çocuğu beklerken, benim mesaim saat 5'te bitti veya 4.30'da bitti demeyen veya benim için önemli olan hastalarım, hastamın o bir gülümseyişi veya bir işi kendi kendine yapması bile benim için bir tatmin aracıdır. Ben her şeye para olarak veya her şeye işte alacağım maaş olarak bakan bir hekim değilim, o idealizmi taşıyorum diyebilmek böyle çok da kolay değil tabii. Bu tarz hekimlerimiz tabii var sizin gibi ama bunların sayılarının artmasını ümit ediyorum, ben umuyorum. Ve sizin de bu şevkinizin, bu azminizin kırılmamasını temenni ediyorum. Gerçekten çünkü kolay şeyler değil bunlar. Ben sizin bu şevkinizin, bu umudunuzun olduğunu biliyorum. Yani yapı olarak bunu sonuna kadar sürdürecek yapıda bir insansınız ama teşekkür ederim. Umarım sizi başka olumsuz şeyler üzmeden bunu sonuna kadar götürürsünüz. Balıkesir'de sizin gibi fedakar ve idealist bir hekimi uzun süre faydalanma şansını bulur diyelim. Ben katkılarınız için ve bu güzel merkezdeki başarılarınız için size ve ekibinize
Teşekkür ediyorum tekrar. Daha tabii önümüzdeki dönemlerde tabii merkezde belki bir çekim yapabiliriz. Onu biraz önce konuştuk. Tabii o daha ki anlamlı olacaktır. Hem yapılan şeyleri ve oradaki verilen hizmeti daha güzel aktarma şansımız olabilir. Daha sonra da başka belki rahatsızlıklara değinme şansımız olur. Tekrar katkılarınız için ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum ben de sizlere. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Bir Sağlık Olsun programı da burada sona eriyor. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte farklı bir meslektaşın farklı bir konuyla karşınızda olmak üzere sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.